amire itaat dinin emridir. Sual. Günahkar, fasık ve zalim olan bir amire dinimize göre itaat gerekir mi? Cevap. Dinimiz cemiyetin huzur içinde yaşaması, kargaşadan uzak olması için amirler kötü de olsa onların meşru emirlerine itaat edilmesini emreder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir hayvanın ayağını veya yaş bir hurma ağacını kesenin, yahut ortağına hıyanet edenin, kazandığı sevapların dörtte biri gider. Emirine isyan edeninse sevaplarının tamamı gider. Emir, amir, başkan demektir. Emirinizin beğenmediğiniz bir şeyi yaptığını görürseniz ona sabredin. Çünkü cemaatten bir karış ayrılan cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Cahiliye ölümüyle ölmek, ibansız ölmek demektir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim tayin ettiğim emire itaat eden hakikatte bana itaat etmiş olur. Ona isyan eden de hakikatte bana isyan etmiş olur. Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki: Peygamber Efendimiz bir zaman gelecek benim gösterdiğim yola uymayan, sünnetime riayet etmeyen emirler bulunacaktır. Bunlar görünüşte insansa da kalpleri şeytan kalbi gibidir buyurunca, Ya Resulallah, bu zamana yetişirsen ne yapayım diye sual ettim. Buyurdu ki, emirin sözlerini dinle ve itaat et. Sırtına vurup malını alsalar bile, emirin sözünü dinle ve ona itaat et. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman hoşuna gitse de gitmese de, emirin sözünü dinler ve ona itaat eder. Emir, günah olan bir şeyi emrederse, o emri dinlemek gerekmez.'' Dinimizde birlik ve beraberliğin sağlanması için amire itaatin önemi büyüktür. Amirimiz kötü diye yakınmamız doğru değildir. Önce kendimize bakmamız gerekir. Acaba kendimiz iyi miyiz? Kendimizi düzeltirsek amirlerimiz de düzelir. Nitekim Şir'a şerhindeki hadis-i şerifte siz nasılsanız başınıza öyle amirler geçer buyruluyor. O halde ilk önce kendimizi ıslah etmeliyiz. Sual Şirketimizde genç bir delikanlı müdür oldu. Dini açıdan ona itaat etmemiz gerekir mi? Cevap. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Habeşli siyah bir köle de olsa amirinize itaat edin. Elleri kesik, sakat bir köle de olsa amirinize itaat edin. Sırtına vurup malını alsa da amirine itaat et. Demek ki amir zenci de olsa, sakat da olsa, köre de olsa cahil de olsa kayıtsız şartsız itaat etmek gerekiyor. İsyan etmekse kesinlikle yasaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki: "Allah'a, peygambere ve sizden olan amirlere itaat edin." Nisa suresi 59. ayeti. Habeşi yani zenci cariye olan Ümmü Eymen'in oğlu Üsame bin Zeyd 18 yaşındayken bir birliğe kumandan olmuştu. Babası Zeyf bin Harise de köleydi. Hicretin 8. yılında Şam civarında Mut'e denilen yerde Rum ordusuyla savaşırken İslam ordusunun komutanı olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi budur. Hazreti Ebubekir halifeyken Eshab-ı Kirama Resulullah sizi Üsame'nin emrinde savaşa göndermişti. Şimdi yine savaşa hazır olun dedi. O zaman Üsame 22 yaşındaydı. Bazıları Asiler Medine'ye gelip halifeyi öldürebilirler. Üsame'yi değiştirseniz nasıl olur dediler. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın beğendiği komutarı değiştiremem dedi. Üsame at üzerinde, halife ve esap yürüyerek Medine'den dışarı çıktılar. Halife esaba veda ederken size birinci nasihatim Üsame'ye itaat etmenizdir buyurdu. Hazreti Üsame Huza kabilesine gidip mürtetleri öldürdü. 40 gün sonra zaferle Medine'ye döndü. Demek ki amir genç de olsa, köle de olsa ona itaat şarttır. Yoksa zahiren ona gösterilen itimatsızlık ve itaatsizlik aslında onu vekil edene yapılmış olur. Bu işi beceremedi demenin, emaneti ehline veremedi demenin başka şeklidir. Amire itaat gerekir. Sual. Amirlerimizden adaletsiz ve yanlış iş yapanlar oluyor. Uğraşmamıza rağmen hakkımızı alamazsak, yanlışlıkları düzeltemezsek, amirlerimizi bir üst makama şikayet etmemizde bir mahsur olur mu? Cevap: Amirlerle münakaşa edilmez. Onların yaptığı işler ulu orta tenkit edilmez. Onlara itiraz, onları tayin eden amire itiraz olur. Bizim yanlış sandığımız şey doğru olabilir. Hakkımız sandığımız şey hakkımız olmayabilir. Hakkımız olsa bile hakkı kendi elimizde almaya kalkmamız anarşiye sebep olur. Amirlere itaat gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, elleri kesik, sakat bir köle de olsa amirinize itaat edin. Sırtına vurup malını alsa da amirine itaat et. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, Allah'a, Peygamber'e ve sizden olan amirlere itaat edin. Nisa Suresi 59. Ayeti Ortada ihanet gibi bir durum varsa, uygun kimselerle istişare edilip, durum usulü dairesinde bir üst makama bildirilebilir. Eshab-ı kiramdan Avf bin Malik el-Eşcai hazretleri anlatır. Mute gazasına çıkmıştım. Sadece bir kılıcı olan Yemenli bir asker de yanımdaydı. Orada kesilen bir devenin derisinden bir kalkan yaptı. Giderken bir Rum birliğiyle karşılaştık. Silahı da atının eğri de altın işlemeli bir Rum, Müslümanlara şiddetle saldırıyordu. Yemenli de bir kayanın arkasına saklanıp onu takibe başladı. Rum yaklaşınca Yemenli kılıcıyla atın ayaklarını kırıp Rum'u yere düşürdü. Hemen üstüne atılıp kılıcıyla onu öldürdü. Atını da silahını da aldı. Allahü Teala Müslümanlara zafer müyesser edince, emirleri Halid bin Velid Yemenli'nin öldürdüğü Rum'dan kalan eşyalardan bazısını aldı. Halide Resulullah'ın kim savaşta birini öldürürse öldürdüğü kimsenin bütün malları öldürene verilir hadisi şerifini duymadın mı diyerek aldığı ganimetleri geri vermesini söyledi. Halit "Evet biliyorum ama bu kadar ganimet ona çok." dedi. "Ben de bunu diye geri vermezsen durumu Resulullah'a iletirim." dedim. Buna rağmen Halit ganimetleri geri vermedi. Ben de Medine'ye gelince durumu Resulullah'a anlattım. Resulullah Halide durumu sordu. O da dediklerimi doğruladı. Resulullah aldıklarının hepsini geri ver buyurdu. Ben de ya Halid ben sana dememiş miydim Yemenlinin hakkını sende bırakmam diye. Resulullah bunu duyup işin aslını sordu. Ben olduğu gibi anlattım. O zaman öfkelenip ya Halid ganimetleri verme. Siz emirlerime Kumandanlarıma nasıl itiraz edersiniz? İşlerin temizi size, bulanığı emirleredir, buyurup beni azarladı. İmam Nevevi son cümleyi şöyle açıklıyor: İşlerin iyi yürümesi amirlerden sorulur, memurlardan sorulmaz. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki emir, mücahitten aldığı ganimeti bir başka mücahide verebilir. Emir önce gelir. Sual bir yere girerken benden yaşlı veya mevki bakımından daha büyük olan kapıyı açıyor, buyur diyor. Ben de olur mu hiç? Önce siz buyurun diyorum. Benim böyle yapmam uygun mudur? Cevap. Uygun değildir. Geç deniyorsa geçilir, itiraz edilmez. İkincisi, el emrü fevkal edep. Yani emre uymak, saygı göstermekten önce gelir kaidesine de aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Size buyurun diyene siz buyurun demek tevazu olmaz, emir vermek olur, edepsizlik olur. Sevgi ve emir dinlemek. Emre uymak üzerine bir konuşma. Büyükleri sevmek ne demektir? Yani seviyorum diyen asgari ne yapması gerekir? Sevmenin ölçüsü nedir? Sevmenin ölçüsü söz dinlemektir. Çok söz dinleyen çok seviyor demektir. Bir kimse Allahü Teala'nın emirlerine ne kadar çok uyarsa o kimsenin Allah'ı o derece çok sevdiği anlaşılır. Allahü Teala'nın hiçbir emrini yapmadan ben Allah'ı çok seviyorum demesi yalan olur. Sevginin derecesi itaatteki süratle ölçülür. Emre itaat nasıl olur? Söylenileni bildirilen zamanda ve istenilen miktarda yapmakla olur. Önemli olan işin olması değil mi? Erken veya geç olması, az veya çok yapılması o kadar önemli midir? istenilenden daha iyisini yapmanın mahsuru olur mu? Evet, verilen emri aynen uygulamak gerekir. Fazlası da noksanı da yanlış olabilir. Bazen işin bildirilen zamanda yapılması önemlidir. Daha önce veya daha sonra yapılması mahsurlu olabilir. Bize göre daha iyi sanılan şekil, emri verene göre yanlış olabilir. Bunu da ancak emri veren bilir. Bize düşen, emre aynen itaat etmektir daha iyisini yapmak için geciktirmek veya bazı ilaveler yapmak yanlış olur. Size göre söz dinlemek iş yapmaktan önce geliyor. Önemli olan işin yapılması değil mi? Mesela şifa eczanesinden bir aspirin al gel dense, ben de daha yakın olan hayat eczanesine gidip, daha iyisi olan İngiliz aspirininden alıp gelsem, daha iyi iş yapmış olmaz mıyım? Hem daha yakın eczaneden aldım, hem de daha kaliteli aspirinden aldım. Bu takdire layık değil midir? Şifa eczanesinden alıp getirmen emri verenin isteğidir. Başka eczaneden alıp gelmen senin isteğindir. Sen kendi isteğini yapmış oldun. O eczaneden almamızda bilmediğimiz bir sebep, bir hikmet olabilir. Sadece aspirin getir denseydi, istediğiniz eczaneden alabilirdiniz. Ama isim vererek şifa eczanesinden al denince, sizin emre itaat için o eczaneden alıp gelmeniz lazım.'' o da eczane, bu da eczane, ne fark eder demekle verilen emri değiştirmiş olursunuz. Şifa eczanesi demesi lüzumsuzdu diyerek, emri vereni bir nevi cahillikle suçlamış oluyorsunuz. Bu durum, yani kraldan çok kralcı kesilmek bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulmak lazımdır. Bugün aspirin de olur, basit deyip geçersiniz, yarın önemli bir iş olur. Onda da aynı şeyi yaparsınız.'' İkincisi, kaliteli aspirin almanız da yanlıştır. Hangi firmanın ilacıysa onu almanız gerekirdi. Daha iyisini almak daha iyi değildir. Neticede siz bir iş yapmış olursunuz ama yaptığınız iş olsa da hizmet olmaz. Hizmeti seven yapar. İşi ise para karşılığı herkes yapar. Peki, şifa eczanesi kapalı olsaydı, başka eczaneden alsaydım bir mahsur olur muydu? Evet bu da yanlıştır. O zaman telefonla veya bizzat giderek hemen emri verene durumu anlatıp ne yapacağınızı tekrar sormanız lazım olurdu. Bu husus çok önemlidir. Emir yerine getirilemediği zaman veya emri yerine getirirken kusur veya zarar ziyan oluyorsa hemen emri verene dönüp durum anlatılmalı, yeni talimatına göre hareket edilmelidir. Yani aklımıza değil, verilen emre uymaya çalışmalı demek istiyorsunuz öyle mi? Evet.